Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu ders bize self polarmalı JFET devresi ya da kendinden polarmalı, kendinden öngerilendirilmiş JFET devresini inceleyeceğiz. Formüllerimizi çıkaracağız. Self bias configuration yabancı İngilizce karşılığı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi JFET polarma devreleri 3'e ayrılıyordu. Bunlar kendinden polarmalı, işte sabit polarmalı, self polarma ve gerilim bölücü polarmalı JFET devreleri. Şimdi arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz devre self polarmalı ya da kendinden polarmalı bir JFET devresidir. Burada dikkat ederseniz gate ucuna bağlı olan bir kaynak, gerilim kaynağı bulunmamaktadır. Sabit polarmadan farkı da budur işte. Burada ek olarak bir tane RS direnci mevcuttur arkadaşlar. Şeyde yoktu, sabit polarma devresinde yoktu. Dikkat ederseniz bir önceki şeye bakarsanız derse. Burada bunun kullanılmasının nedeni şöyle arkadaşlar. Burada bir gate source polarması elde etmemiz için bizim şu çevre arasında RS self bir direnç koyulmuş buraya. Şimdi burada formüllerimizde yine şeyde olduğu gibi çok zor değil arkadaşlar. Çevre akımları yöntemini kullanacağız. Kapasitörümüz açık devre olacak. Dolayısıyla DC analizi yaptığımız için bunlar devreden çıkacak. Dolayısıyla bunların devrede olmadığı bir yöntemleri kullanacağız. Çevre akımları yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Analizlerimizi yapacağız. Arkadaşlar şu da aklınıza gelebilir. Hocam burada bir tane RG direnci var. Buradaki RS direncine ne gerek var? Buradaki RG direncini yok sayacağız arkadaşlar. Burada kısa devre varmış gibi. Çünkü bu RG dirençleri çok bir mega ohmluk dirençler. Çok yüksek direnç olduğu için buradan herhangi bir akım geçmeyeceği için arkadaşlar. Buranın gerilimi de sıfır sayılıyor. O zaman devremiz şu hale gelir arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Devremiz şu hale gelecektir. Dolayısıyla formüllerimizi çıkaracak olursak çevre akımları uygulayacağız burada. Mesela şu çevreden başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir çevremiz var. Bakın. Şuradan başlayalım. Ne olur arkadaşlar? Artı eksi. Bakın. Artı eksi. Artı eksi. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? VGS artı şuradaki akım, şuradan geçen akım ID akımı, aynı zamanda IS akımı kabul ediyoruz. Artı IS çarpı RS, bu zaten nedir? VRS'dir arkadaşlar. Nedir? 0 ise buradan VGS gelimi eşittir. Eksi IS çarpı ne olacak arkadaşlar? RS olacaktır. Bu bizim birinci formülümüz. Devam edelim. Yine bizim ID akımız için bir formülümüz vardı. Özel, önemli bir formülümüz vardı arkadaşlar. Bu formülü yazalım. ID eşittir. IDSS çarpı 1 eksi VGS bölü VP Pinchoff'un karesi. Bu bizim ikinci önemli formülümüz. Verilerimize dayanarak bu formül zaten en önemli formülümüz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi VDD'den akan akım için bir formül yazacak olursak şöyle diyebilir miyiz? VDD aslında şu değil midir? Eksi artı. Bakın artı eksi. Artı eksi. Artı eksi. O zaman VDD diğer bütün gerilimlere terstir arkadaşlar. Aşağı yönde. Şöyle diyebiliriz. VDD eşittir. ID çarpı RD artı VDS artı ID çarpı RS. IS çarpı RS de diyebilirim ama ID'yi IS'ye, ID'nin IS ile aynı olduğunu söyledim arkadaşlar. Buradan VDS'yi çekersem eşittir VDD eksi RD VDD eksi ne olacak? ID parantezini alırsam
çarpı D parantezine alırsam RS artı RD olacaktır. İşte bu benim ikinci önemli formülüm. Buradan Q noktası için VDSQ'yu alırsam arkadaşlar ne olur? VDSQ sadece Q noktalarını ekliyorum. VDD eksi IDQ çarpı RS artı RD'dir. Evet. Bu da benim diğer önemli formülümdür. Burada başka arkadaşlar yani artık verilenler ışığında ne yapacağız? Devremizi çözümleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir de matematiksel çözüm yöntemi bu şekilde grafiksel çözüm yönteminde de ne yapıyoruz? Grafik kullanarak çözüm yöntemine ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar grafiksel çözüm için ise bizim eğriyi çizmek için işte şu gördüğünüz eğriyi çizmek için şu mavi çizgili eğriyi çizmek için bizim 3 tane önemli noktaya ihtiyacımız var. Bunlar 0 noktasından IDSS'ye olan kısım zaten IDSS veriliyor bize. İkinci kısım yatay eksende VP'den 0'a kadar olan kısım. Üçüncü kısım ise neydi? VP bölü 2'den IDSS bölü 4'e olan kısım. Yani ben mesela IDSS'yi buldum. Sıfırdan IDSS. VP'den sıfır noktasına da buldum. Hatta bunları kırmızıyla çizeyim daha belirgin olsun. İki önemli nokta. Üçüncü noktam da şu. VP bölü 2. Mesela burada neresi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Şurası arkadaşlar VP bölü 2. IDSS bölü 4. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. IDSS bölü 4 de şurası oluyor arkadaşlar. İşte biz burayı bulduktan sonra kesik çizgilerle işaretliyoruz. Bakın 3. önemli noktamızı da bulduk. Bu 3 tane önemli noktayı bulduktan sonra grafiği çizmemiz kolaylaşıyor. Yani şu eğriyi çizmemiz kolaylaşıyor arkadaşlar. Daha sonra VDSQ değerini buluyoruz. VGSQ özür diliyorum. VGSQ değerini buluyoruz. Mesela burada şurasıysa VGSQ değeri. Şununla işaretleyelim. Şurasıysa eğer VGSQ değeri. Arkadaşlar direkt eğriye değdiği anda tak IDQ'yu buluyoruz. Grafikle çözüm yöntemi de bu şekilde. Diğer veriler mesela diğer önemli noktalar bize de ne isteyebilir arkadaşlar? VS'yi isteyebilir. İşte VD'yi isteyebilir soruda. VG'yi isteyebilir. İşte diğer önemli noktalarda çok basit bir şekilde buluyoruz. Burada bu grafikle bulacağımız iki en önemli nokta şu IDQ değeri. Yani hesaplama kullanmadan. Zaten hesaplama yaparız. Grafikle çizeriz. Bakarız eğer yanlışsa demek ki grafikte bir hata var demektir. Evet arkadaşlar kendinden polar malı, self polar malı konfigürasyon JFET devresi bu şekilde. Bundan bir sonraki derste de soru çözeceğim bu dersle ilgili, bu devreyle ilgili diyeyim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.